ağzından. Tutarak bunu çekiyorsun. Şimdi burada tekrar anlatacağım onu. İçinde kalması ve bu şekilde size o kanın daha fazla emmesi demek. O kanın, o zehrin size daha fazla bulaşması demek. Bakın, bu mevzuda anlaşıldı mı? Bir daha göstereyim bu. Bu olaydan sonra. Orada bir hareketlenmeler oldu şöyle. Dururken yavaş yavaş onun yorulmasını bekliyorsunuz ve o zaten kendinden bırakacaktır daha sonra. Bıraktığı zaman da zaten ve sonra yapmanız gereken o keneyi atmıyorsunuz kesinlikle. Hemen bir temiz bir peçetenin içine sarıyoruz ya da bir varsa bir kavanoz cam bir şey koyuyorsunuz. Onunla beraber keneyi ısıran kişi en yakın sağlık kuruluşuna. Derhal en yakın sağlık kuruluşuna gidip. Keneyi de götürüyor. Evet, aynen keneyi de götürüyorsunuz. Orada keneyi de getiriyor. Ölmemiş olabilir. Keneyle beraber ısırılan kişi gidiyor ve bir an önce hastaneye başvuruyor. Sonra da artık bu hastanelerin araştırmasına gidiyor. Sonraki aşama neydi? İlk başta göstermiştik. 10 gün içinde grip benzeri herhangi bir hastalık, halsizlik, ateş, baş ağrısı gibi şeyler olduğunda, ishal gibi şeyler olduğunda bu sefer yine hiç zaman kaybetmeden, bir saat dahi kaybetmeden bir an önce tekrar hastaneye başvurmak zorunludur. Çünkü bu hayat meselesidir. Bakın, basit bir hastalık değildir. Size yani bu eğer 10 kişi bu hastalığı yakalandığında 7-8 tanesi kesinlikle dövülüyor. Bu kadar tehlikeli bir hastalıktır. Ve bu nedenle sizler hani genç insanlar olarak bunun farkına varın, buna karşı önlerinizi alın ve en doğru işleri yapın. Çünkü eğer bunları siz doğrusunu bilmezseniz birçok kişi dışarıda bunları yanlış bilir. Her şeyi yaparlar. Biraz önce anlattım. Yani çok da aklı hayale gelmedik şeyler yaparlar. Ama siz bunlara engel olun, siz doğrusunu yapın işte. Eğer ki kendine güveniyorsanız, keneyi çıkartmayı ama güvenmiyorsanız, ben yapamam diyorsanız o zaman yine yapmanız gereken en kısa zamanda dakika dahi kaybetmeden bir an önce sağlık merkezine gitmek. Bu konuda soruları olan? Evet. Ne yaptınız mesela? Sağlık önüne. Bir şey oldu mu? En doğru. Başka bir konuda bir sorusu olan var mı? Her zamancım.